Merhaba Fikir Coğrafyası izleyicileri. Yeni bir söyleşiyle yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Acar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Kendisi iktisatçı. TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi üyesi aynı zamanda kendisi. Şu anda da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim üyeliği olarak görev yapıyor. Efendim şimdi malum korona günlerini yaşıyoruz. Bir manada inziva, zorunlu inziva ve bir mağara dönemine sanki geri döndük. Dolayısıyla konunun güncelliği itibariyle şuradan başlayalım isterim. Bu koronavirüsün hem mesleğiniz itibariyle ekonomik, sosyal ve tabii ki çok daha özel olarak akademiye nasıl etkileri olacak? Neler yaşayacağız, neler göreceğiz? Buradan başlayalım. Evet. Efendim teşekkür ediyorum. Öncelikle bu inziva günlerinde korona gibi bütün insanlığın başına bela olmuş bu bela ile ilgili görüşlerimizi sizlerle, kamuoyuyla ve fikir coğrafyası takipçileriyle paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Evet, korona aslında insanlığın başına bela olmuş ilk salgın değil. Muhtemelen son salgın da olmayacak. Ama 20. yüzyılda çeşitli dönemlerde gördüğümüz bu tür salgınların içerisinde en yenisi, en hızlı yayılma belirtileri göstereni ve de henüz daha bir ortada çare görünmediği için bir ilacı, efendime söyleyeyim, aşısı henüz keşfedilmemiş, bulunmamış olduğu için de tehlikeli olmayı sürdüren bir virüs, bir salgın. Son 4 aydır da bütün küresel çapta hayatına dokunmadığı ülke, dokunmadığı toplum ve dokunmadığı insan kalmadı. Biz akademisyenler de dahil olmak üzere hani istisnaları dışında hemen herkes evine kapandı, kapanmak zorunda kaldı. Evet. Efendim, daha önce sanal değil de doğal ortamda, okullarda, sınıflarda verdiğimiz dersleri sanal alemde, internet üzerinden vermeye bizi zorladı. Hem ekonomik hayatta, hem sosyal hayatta, hem de akademik hayatta çok ciddi sonuçları olan, hayatımızı bir şekilde değiştiren, değiştirecek olan bir salgından bahsediyoruz. Bunların her birine belki kısa kısa değinmek mümkün olabilir. Tabii. Ama bir ara hani şu koronavirüsü kimin icadı, nereden çıktı ortaya, bunu bizim başımıza kim bela etti konusunda ortaya atılan ve birbirinden popüler, efendim sosyal medyada sürekli dolaşıp duran komplo teorileri var. Bir ara onlara da bir değinmemizde fayda var gibi görünüyor. Evet. Zira bu topraklar, bizim coğrafya komplo teorilerinin çok kolay neşvünema bulduğu, çok kolay alıcı bulduğu, alıcı. Efendim komplocu damarı kabarık bir coğrafya. Komplo teorilerinin hani olayları kısa yoldan kestirme, yoldan izah edivermek gibi bir avantajı var ama aynı zamanda insanları pasifize eden, onları adeta elini kolunu bağlayan ve de sorumluluktan kaçırtan bir boyutu var. Bu boyutuna işaret etmemizde fayda var. Gibi geliyor bana. Evet, tabii. Efendim şimdi bu sorun nasıl bir sorun? Bu sorun bir salgın. Henüz daha çaresini bilmediğimiz bir salgın. Daha önceki salgınlara kıyasla çok hızlı bir şekilde yayılma potansiyeli gösteren bir salgın. Ve ilk görüldükten sonraki 2 ay içerisinde neredeyse dünyanın her köşesine yayılmayı başarmış bir salgın. Evet. Öyle olunca ister istemez herkesin hayatına dokundu. Yani siyasi otoriteler, ülkeler, efendime söyleyeyim iş dünyası, akademi dünyası, hizmet sektörü, imalat sektörü, sağlık sektörü, eğitim sektörü etkilenmemiş bir alan kalmadı. İşin ciddiyetini en başta Çin dahil kimse kavrayamadı yeterince. Bundan yani emin miyim? Evet. Yani ehemmiyetini kavrayamadığı noktasında orayı
Orayı biraz daha açarsanız. Evet. Şimdi bazılarımız efendim Çin aslında bunu ilk gördüğünde bize söylemedi de efendime söyleyeyim o zaman tedbirleri almadı da ondan dolayı bu salgının yayılmasına sebep oldu da falan filan diye Çin aleyhine bir sürü yine komplolar, teoriler ortaya atılıyor. Biz geçenlerde Bendeniz'in moderatörlüğünü yaptığı bir uluslararası webinar yaptık. Web üzerinden seminer yaptık. Katılımcılarımızdan bir tanesi Şangay Üniversitesi'nden bir öğretim üyesiydi. Olayların içinde birisiydi. Ve o hani Türkiye ile ilgili araştırmalar yapan bir merkezin de direktörünü yapıyor. Türkiye'yi bu coğrafyayı da epeyce yakından bilen bir arkadaştı. Evet. Ben de hani biraz şeytanın avukatlığını yaptım orada ve Çin aleyhine öne sürülen, ileri sürülen görüşleri, iddiaları ona karşı yönelttim. Böyle böyle diyorlar, acaba ne diyorsunuz diye. Hani Çin bu işin başlangıcında dünyayı haberdar etmedi, efendim yeterince tedbir almadı, ondan dolayı bu virüsün bütün küresel çapta yayılmasına sebep oldu filan gibi. Veya işte Amerika gibi bir dünya devini dize getirmek maksadıyla özellikle üretti ve bunu saldı filan diyenler de var. Böyle o kadar uçuk kaçık teoriler de var. Evet. Acaba dedim hani bunların gerçeklik payı nedir? Bunu Amerika kendi laboratuvarlarında üretti, sizin başınıza mı saldı? En büyük rakibi olarak hani dünyadaki siyasi dengeleri, askeri dengeleri değiştirme potansiyeli olan bir ülke Çin. 40 sene önce kimsenin esamesini okumadığı ama bugün Amerika ile beraber dünyanın en büyük iki ekonomisinden birisi olan bir dev. Dışa hızla açılan, küreselleşme sürecinin hali hararetli destekleyicisi bir ülkeden bahsediyoruz. Bu durumda komplo teorilerinden bir tanesi Çin'in, Amerika'nın aslında Çin'in başına bela ettiği, laboratuvarda üretilip Amerikan askerleri üzerinden Çin'e salındığı iddiaları da var. Evet. Tersini söyleyenler de var. Aslında Çin Amerika'yı dize getirmek maksadıyla böyle bir şey yaptı diyenler de var. Bunların hepsini bir anlamda özetleyerek kendisine sundum. Tamam. Kesinlikle diyor bu ilgili öğretim üyesi arkadaşımız. Hatırlayalım ki olayın başlangıcında hiç kimse bu virüsün yeni tip bir virüs olduğu ve ne menen bir şey olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Hani böyle her gün gördüğümüz hastanelerde sağda solda zaman zaman gördüğümüz böyle grip gibi salgınlar vesaireler olur. Onların da işte bilinen tedbirleri vardır filan. Bunu biz ilk başta gördüğümüz zaman, ilk başta karşılaştığımızda zaten bunun yeni bir vaka ve tehlikeli bir vaka olduğunu hiç kimse bilmediği kadar biz de bunun cahili, biz de bilmiyorduk, farkında değildik. Farkına evet. vardığımız andan itibaren diyor Çin, dünyada kendisini insan haklarını ihlal etmekle suçlayacak kadar ileri gidip bir şehrin bütün dünyayla bağlantılarını kesti diyor. Hatırlarsanız insanların evlerinden dışarıya çıkamamaları için böyle kaynak makinalarıyla kapılarını kaynak yapmışlardı o derece. Evet. Dolayısıyla hani bu konuda diyor yapılan hani eleştiriler biraz haksız ve abartılı eleştiriler. Çünkü Çin bunun yeni bir vaka ve tehlikeli bir vaka olduğunu anladığı andan itibaren belki aşırı dozlara bile giderek tedbir almıştı. Dünyayı da bundan haberdar etmişti diyor. Dolayısıyla etrafta uçuşan çok sayıda komplo teorisi var. Bunlara inanmadan önce bence sağlıklı düşünelim. Bir kez daha düşünelim. Bunlardan kimin ne faydası var yahut da bize ne kazandırabilir? Bunlar ekseninde daha soğukkanlı olmakta fayda var. O halde ben size şöyle sorayım. Bu virüs size ne kazandırdı? Evet. İnziva günlerinde. Şimdi kolaycılığa kaçmıyoruz. Sağlam delillere dayanmadığı müddetçe komplo teorilerini bir kenara bırakıyoruz. Onların vahşi cazibesine kapılmıyoruz. Ancak ortaya inandırıcı, ikna edici deliller koyarlarsa kulak veriyoruz. Onun dışında yok efendim Amerika Çin'in başına bela etmişti. Çin Amerika'nın başına bela etmişti. Yok efendim bazı yerlerde karanlık mahviller bunun ilacını keşfedip oradan köşeyi döneceklermiş de falan filan böyle. Bunlar hakikaten uçuk kaçık şeyler, ikna edici olmaktan uzak şeyler. Keşke şu anda hepimizin bir virüs ilacına yahut da aşısına ihtiyacımız var. Siz onlardan önce bulun bunu. Yani yatırın bu alana, yatırım yapın. İnsan kaynaklarını, işte sağlık sistemini, finansal kaynaklarını bulun. Herkesten önce bunun bir aşısını keşfedin ve bütün dünya ne güzel sizin elinizde şifa bulsun. Harika bir şey. Elinizi kolunuzu bağlayan yok. Bu anlamda hani komplo teorilerini bir kenara bırakalım.
daha salim, soğukkanlı düşünüyorum diyorum. Bizim hayatımıza dokundu epeyce. Nasıl? Akademik hayatta daha önceleri biz hani internet teknolojisi zaten vardı. Efendim Zoom teknolojisi vardı. Uzaktan eğitim diye bir olgu yıllardır zaten gündemimizde olan bir şeydi ve teknoloji buna müsaitti. Ama gelin görün ki fiilen bu teknolojiyi çok fazla kullanmıyor idik. Daha çok sınıfta, doğal ortamda öğrenciyle fiziksel olarak bir araya geldiğimiz, yüz yüze olduğumuz ortamlarda derslerimizi veriyorduk. Araştırmalarımızı oradan devam ettiriyorduk. Ve de bilimsel toplantılar, hani sempozyumlar, paneller, efendim kongreler, konferanslar daha çok belirli mekanlarda bir araya gelerek yüz yüze temaslarla sağlanıyor idi. Oysa iki aydır bu korona yasakları başladığı günden bu yana bütün okulda bir araya gelme olayı bitti. Öğrencileri tatile yolladık, öğrenciler evlerine gittiler. Hararetli bir şekilde çok kısa bir sürede bir hazırlık yaptık. İnternet üzerinden ders vermeye uygun altyapı. İşte kimi Zoom kullanıyor, kimi Adobe Connect kullanıyor, efendim kimi Skype kullanıyor, kimi başka bir takım araçlar kullanıyor ama sonuçta böyle müthiş bir altyapı hazırlığı yapıldı. Bütün hocalar, bizim üniversitemize dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün üniversiteler derslerini internet üzerinden vermeye başladılar. Bu çerçevede yazılı materyal hazırlıkları hummalı bir şekilde devreye girdi. Daha önceden hiç olmadığı kadar şu anda elimizde yazılı malzeme oluştu. Ondan sonra bilimsel toplantılar vardı ya, konferanslar, paneller, sempozyumlar. Bunlar da sanal aleme taşındı. Hani normalde benim yurt dışında bir katılmayı planladığım bir sempozyum vardı ve bu Mayıs ayı içerisinde falan yapılması planlanıyor idi. Normal şartlar altında korona yasakları devreye girmemiş olsaydı biz gidip sunumumuzu orada yapacaktık. Ama artık böyle olunca bütün toplantılar sanal aleme taşındı. Ya ötelendi, ertelendi birkaç ay sonrasına yahut da fiilen işte şu anda kullanmakta olduğumuz teknolojiye benzer teknolojilerle insanlar bunları sanal alemden yapmaya başladılar. Peki bu nasıl ölçülecek? Yani siz bir akademisyensiniz ve hocasınız aynı zamanda. Yani teknolojiyle ölçebilmeye hazırlıklı mısınız? Tabii. Şimdi bunun çeşitli yolları var. Bunları bir taraftan keşfediyoruz. Bir taraftan da işlerinde en sağlıklısı hangisidir? Bunun üzerinde değerlendirme yapıyoruz. Bunu işte üniversitenin ilgili mercileri, teknik birimleri, idarecileri vesaire istişare halinde. Acaba hani sınavlarda mesela şimdi dersleri çok rahatlıkla sanal aleme taşıyabildik. Ama sınavların sanal aleme taşınması doğru olur mu? Ya da güvenli sınav yapılabilir mi? Ne kadar güvenilebilir? Bunları ciddi ciddi konuşuyoruz, tartışıyoruz şu anda. Bulabildiğimiz bir çözüm şu anda hani canlı online, real time online diyorlar ya, canlı sınavdan ziyade ödevlerle şu ana kadar idare ettik bu durumu. Hani ara sınavları. Finaller içinde acaba ödevler üzerinden mi yapsak, projeler üzerinden mi yoksa canlı sınıf ortamında mı diye. Henüz daha netleşmiş değil bunlar. Şu ana kadar ödevlerle götürüyoruz. Ama sanırım arayışlar bu yönde devam edecek ve ola ki Allah korusun bu koronavirüs bitti, başka bir virüs Allah korusun diyorum patlak verdi. Yine evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Bu durumda eğitim, öğretim hayatının aksamaması bakımından sınavların da sanal ortama taşınmasının yolları şu anda aranıyor. Eminim bir takım çareler üretilecektir bu konuda. Peki öğrencilerle olan ilişki tamam, yani bir arayış var. Peki yani akademisyenler nasıl yürütecek bu işleri? Saha çalışmaları olsun, kaynaklara ulaşmaları olsun. Ve ben herhalde yani yanlış bilmiyorsam sizin birebir işte doktor öğrencisi olsun birebir görüşmenizin çok önemli olduğunu zannediyorum. Yani insani bir ilişki, işte o bilgiyi hazmedebilmiş mi, alabilmiş mi? Yani bunlar nasıl olacak peki yani? Çok doğru. Öğrencilerle zaman zaman bizim bir araya gelmemiz, işte konuları enine boyuna irdelememiz gerekir. Ama şu anda koronavirüs hepimizi bir anlamda hazırlıksız yakaladığı için böyle bir ortamda danışmanlık hizmetlerinin nasıl devam edeceği konusunu da doğal olarak görüşüyoruz, konuşuyoruz, istişare ediyoruz bu konularda. Şu anda yapmakta olduğumuz gibi
sanal alemden görüşmemiz, öğrencilerle yüz yüze temas, belki fiziksel ortamda değil ama hani canlı konuşma şeklinde iletişim kurmamız mümkün. Yazışmalar üzerinden zaten mümkün, işte e-maille, Skype'la, WhatsApp'la vesaire. Yazılı olarak yapılabilecek olan danışmanlık hizmetlerini zaten bu ortamda veriyoruz. Tez savunması gibi birden fazla insanın huzurunda işte bir anlamda hesap vermeyi, derdini anlatmayı gerektiren durumlarda da yine şu anda yapmakta olduğumuzun bir anlamda çoklu hale getirilmiş şeklinden yapıyoruz. Bu şekilde yapan arkadaşlarımız var. Şu anda bir anlamda biz bekleme sürecindeyiz. Eğer önümüzdeki güz sömestrine kadar hayat inşallah umuyoruz normale dönerse işte bu tez savunmaları vesaire onlar yine normal bildiğimiz şekilde yapmaya devam edecek. Ama peki, ola ki sıkıntılı durum devam ederse o zaman da şu anda dediğim gibi yapmakta olduğumuz türden internet üzerinden bu işleri yapmaya başlayacağız. Mustafa Bey peki bir son soru sorayım. Çok kısa, çok uzun tutmuyoruz söyleşilerimizi. Şahsınızda özel olarak bu inzivanın, zorunlu inzivanın nasıl bir faydası oldu size ya da zararı mı oldu? Güzel. Bazıları diyorlar ki efendim psikolojim bozuldu, efendim yaşama sevincini kaybettim, efendim asabileştim, efendim şu oldu bu oldu falan filan. Valla doğrusunu isterseniz bana bunların hiçbirisi olmadı. Tersine benim normal zamanda diyelim ki 6 aylık bir süreçte yapabileceğim, yapmayı planladığım işleri öyle görünüyor ki biraz hızlandırdım ve hani birim zamanda elde ettiğim çıktı biraz arttı, verimliliğimin arttığı kesin. Peki sorayım. Çok heyecanlı ve hareketlisiniz. Bu normalde mi böyle yoksa virüs zamanında evde mi bir hareketlilik kazandınız? Şimdi öğrencilerime bazen soruyorum. Ya hep ben size karne verecek değilim ya. Biraz da siz bana karne verin kardeşim diyorum. Çıkarın kağıdı kalemi. Adınızı da yazmaya gerek yok diyorum. Bu hocanın nesi var? Bu dersin nesi var? Allah bir fırsat verirse ben bu adama söyleyeceği biliyorum dediğiniz ne varsa söyleyin kardeşim diyorum bazen. Bana verdikleri geri bildirimler aslında hocam o kadar enerjiksiniz, o kadar hareketlisiniz ki vallahi sizin dersinizde uyumak istedim bile uyuyamıyorum diyorlar. Dolayısıyla hani bu koronavirüsün verdiği bir doping etkisi değil. Ben normalde dersimi anlatırken falan da biraz enerjik, biraz hareketli olduğumu en azından görgü şahitleri söylüyorlar. Evet. Daha çok zaman verdi evde bulunduğumuz zaman. Yollardaki zamanı bir kere ortadan kaldırdı. İşte sağda solda dışarıda ıvır zıvır. Hani gerekli gereksiz bir sürü şeyler için dışarıda çok zaman harcıyorduk. Şimdi eve kapanınca zamanımız arttı. Bu artan zamanı iki şekilde değerlendirmek mümkün. Bir tanesi eline cep telefonunu alıp 24 saat sanal halinde gezinmek. İşte WhatsApp grupları, ıncık cıncık falan filan. Veya benim yaptığım gibi onlarla olan hani zamanını sınırlı tutarak asıl işte derslerinde kullanabileceğim materyaller artı efendime söyleyeyim uluslar ve uluslararası webinarlara katkı, moderatör olarak, konuşmacı olarak, işte ev sahibi olarak vesaire. Artı mesela bir yayıncıdan bir kitap teklifi vardı bana. Ben 6 ayda falan ancak çeviririm diye düşünüyor idim. Şimdi artan zamanımı ona tahsis ettiğim için mesela şu anda 2 aylık bir inziva sürecinde 3'te 2'sini bitirdim. Bu şu demek, aşağı yukarı normal şartlarda 1 ay sonra bu kitap teslim edilebilir hale gelecek demek. Yani ben 6 aylık işi 3 aya indirmiş oldum. Yani, bu anlamda verimliliği artırdı. Yani şunu anlıyorum, ömrümüz uzadı mı diyorsunuz? Bir anlamda hani birim zamanın içerisine sığıştırabildiğimiz etkinlikler anlamında evet. Hakikaten öyle olduğu söylenebilir. Evet. İşte aile bireyleriyle daha çok zaman geçirir olduk. Evet. Efendim evin içerisinde irticai faaliyet diyebileceğimiz salonda toplu namazlar var ya hani böyle cemaatle kılınan namazlar. Onlar daha böyle belirgin hale geldi. Elhasılı ve kelam Allah'a şükürler olsun hani böyle genel olarak içeriye kapanmış olmanın elbette bir takım sıkıntıları var ama bunu dert etmeden yapacak işi olan ve zamanı kullanmayı bilenler için bence bunun da sunduğu kendine göre imkanlar var. Onu değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Bir başka söyleşide yine buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.